Efendim, uzun bir tatil sonrası dedik ki turizmi biraz konuşalım. Neler oldu turizmde? Önümüzdeki süreçte neler olacak? Turizmi geride bırakırken hem bu aktiviteyi yaşayanlar açısından hem sektör açısından nasıl gelişmeler oldu? Bütün bunları konuşacağız. Konuğumuz turizm sektörünün içinden bir isim Serhat Ustan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz gerçekten turizmin her noktasına dokunmuş bir isimsiniz. O anlamda sizinle her şeyi konuşabiliriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum, Turizmle yanılıyor ilgili muyum? her şeyi konuşabiliriz. Evet, her şeyi konuşabiliriz. Şimdi şöyle başlayalım. Önce şu tatili bir değerlendirelim. Türkiye şu geçtiğimiz dönemde hem iç turizm açısından hem yurt dışından gelen turistler açısından bir değerlendirdiğimizde bugüne kadarki süreç sektör açısından nasıl geçti? Nasıl bir dönem yaşıyor turizm? Bir onu bir değerlendirin bize. Öyle başlayalım. Yani çok kısa şöyle bir toparlayacak olursak, Türkiye'de turizm 1994 senesinden itibaren gelişmeye başlayan bir sektör. Zira işte bu Avrupa'daki karışıklıklar, işte bir takım savaşlar falan Türkiye'nin turizmini olumlu etkiledi. Çünkü karayolu yoluyla ulaşım da kapandı. Bu işte Türkiye'de hava yollarının gelişmesini etkiledi. Dolayısıyla 94'ten bu yana hızla gelişen bir turizm sektörü var Türkiye'de. Aslında çok fazla da sektör diyemeyeceğiz. Çünkü turizmin sektör olabilmesi için kişi başına yılda bir turist kabul etmesi lazım. Yani Yani 75 milyon nüfusumuz varsa yılda Türkiye'ye 75 milyon turistin gelmesi lazım ki evet bu turizm bir sektör oldu bu ülke diyebilirim. için çok çok önem taşıyan bir sektör haline geldi diyebilir. Yani Diyebilirim. o zaman biz daha yolun yarısındayız. Yolun yarısındayız. Ama buna rağmen turizm Türkiye'de birinci sektör. Ama diğer sektörlerde daha yolun dörtte birine bile gelememişiz demek. Gelemedik. Birinci sektör olmasının ana sebeplerinden bir tanesi de turizmden gelen para net para. Yani biz turisti getiriyoruz. Burada ne üretiyorsak burada satıyoruz. Ya boğazından geçiriyoruz ya üstüne giydiriyoruz, gönderiyoruz. Dolayısıyla bizim bütün yerli üretimimiz burada tüketilmek şartıyla turiste burada satılıyor diyebiliriz buna. Hani yediği yemekten, içtiği sudan, işte gittiği restoranda, işte içtiği içkiden her ne varsa biz burada bir yerinde ihracat yapmış oluyoruz. Dolayısıyla turizmden gelen para %100 net para. Yani biz turizmin cirolarını elde etmek için artı bir ithalata gerek duymuyoruz. Ham maddeyi ithal etmiyoruz. Biz burada üretiyoruz, burada satıyoruz. Dolayısıyla turizmden 30 milyar dolar mı, 40 milyar dolar mı, 20 milyar dolar mı, her ne milyar dolar geliyor ise de bu net gelen paradır. Dolayısıyla turizm her zaman da bu birinci sektör olma özelliğini Türkiye'de bu gelişim böyle devam ederse Muhafaza edecekti. koruyacak Şimdi diye yani düşünüyorum. şunu vurguladınız önemli. Örneğin biz otomotiv sektöründe çok ihracatımız çok önemli bir noktada ama otomotiv sektöründe ihracat yaparken bir o kadar da ithalat yapıyoruz. Aradaki artı makas çok fazla değil. Başka sektörler için de benzer örnekler verilebilir ya da geliştirilebilir. Ama turizmde hiçbir makas yok. Ne alıyorsak ne gelir elde ediyorsak bu gelirin tamamı artı olarak kasamıza yazılıyor. Ülke olarak söylüyorum, kasamıza yazılıyor. Onun için Türkiye'nin belki de göz bebeği diye değerlendirmesi gereken bir sektör. Ama bakıyoruz öyle değil. Değil mi? Yani göz bebeği gibi değerlendirilmiyor. Yani turizme çok böyle yani olsa da olur olmasa da olur bu kadar önemli bir sektöre böyle bakıyoruz. Neden böyle bakıyoruz? İşte bir türlü ikinci turizm hamlesini gerçekleştiremedik. Turizmi çeşitlendirme noktasında istenen seviyede değiliz. Başka yörelerin yani Antalya vesaire gibi kıyı şeritlerinin dışında başka yörelerin turizme açılmasında istenen noktada değiliz. İstanbul gibi dünya şehrine gelen turist sayısına baktığımızda çok iyi noktada değiliz. Artı işte İstanbul'daki otel fiyatlarına baktığımızda yine üçüncü kategoriye anca girebiliyoruz. Yani bir Londra, Paris otel fiyatı noktasında değiliz. Neden böyle? Çok Fiyatlardan zor bir önce sordu. yok çok Ha. uzun uzun sordunuz uzun Ha. cevaplayacağım. Tabii buyurun. Vaktimi aşarsam kusura bakmayın. Estağfurullah. Türkiye bir defa ucuz bir destinasyon değil. Artık değil, öyle mi? Yani önceden de değildi aslında. Öyle mi?
Şimdi şöyle bir yanılgı var. İşte iş turizmde fiyatlar çok yüksek. İşte yabancılara çok ucuz veriyorlar. İşte bizim iş turizmi yerli piyasaya çok pahalı veriyorlar. Böyle bir şey yok. Burada önemli olan gelir ortalamasıdır. Yani nedir? Şimdi biz yabancıya sattığımız zaman 1 Nisan'dan 1 Kasım'a kadar 7 aylık, 6 aylık, 180 gün, 200 gün, 210 gün sürelerle pazarlama yapıyoruz. Yabancı bunu aldığı zaman tabii ki Nisan-Mayıs ayında fiyatlar düşük. Haziran'da biraz yüksek, Temmuz-Ağustos'ta da yüksek, yüksek sezon. Eylül'de biraz daha düşer, orta sezon, Ekim-Kasım'da düşük sezon. Bu şekilde bir çan eğrisi vardır bunun fiyatların. Yabancı bunun ortalamasını aldığı zaman Temmuz-Ağustos ayındaki fiyatlar düşük gibi gelir. Ama hattı zatında iç piyasada sezon 15 ya da 20 Haziran'da başlar, 1 Eylül'de biter. Yani 75-80 günlük bir sezonu vardır. Öbür tarafta 200 güne dayanan bir sezon. Bu tarafta da 70-80 günlük sezon. Yüksek sezon aldığı fiyatla yabancının yüksek sezonda aldığı fiyat arasında da fark yoktur. Ortalamaya bakın diyor. Ama yabancı ortalamaya bakar. Yani 10 euroya aldığını düşük sezonda 25 euroya satar. Yüksek sezonda 110 euro aldığını 115 euroya satar gibi bir ortalama yapar. Dolayısıyla biz ülkemizi ucuza satıyoruz diye bir hadise yok. Öyle olsaydı bu kadar tesisler, bu kadar masrafla, bu kadar yüksek sermayelerle bu kadar tesis kurulup işletilebilir miydi? İşletilemez. Hani iyi tesislerimiz var ama ucuz satıyoruz. Bu çok da doğru değil. Bunun yanında Türkiye'nin turizminde çok önemli hadiseler olmaya başladı. Şimdi yerli markalarımız var bizim. Yani iş turizm yapan yerli markalar var. Şimdi bu markalar kendilerini öyle bir geliştirmeye başladılar ki yerli markaların ötesinde ürettikleri yan hizmetlerle yabancılara da hizmet vermeye başladılar. Örneğin işte ben seyahat ajantacılığı sektöründen geliyorum. Seyahat ajantacılığı bir aracılık sektörüdür. Turizmde aracılık, ulaşım ve konaklama. Bu üç ayaktan oluşur turizm. Bu üç ayağı da kendi bünyesinde geliştiren yerli markalarımız var. Bunların içerisinde ulaşım ayağını geliştiren markalarımız aynı zamanda yurt dışından turist getiren uçak şirketleri, ulaşım şirketleri haline dönüşmeye başlamıştır. Dolayısıyla kendi içerisinde de turizm sektörü bu markalarını yaratıp yurt dışına yavaş yavaş hizmet vermeye başlıyorlar. Biz bu mesleğe ilk başladığımız zaman Türk Hava Yolları'ndan bile yer alamazdık. Yani bir tane koltuk alamazdık. Hep yabancı uçak şirketleri vardı. Onlardan alırdık. Sonra yerli uçak şirketleri oluşmaya başladı ama sadece yurt dışına uçan. Şimdi çok daha aktif, çok daha hareketleri yüksek olan işletmeler haline dönüştü. Ve yurt dışından da turistleri artık biz kendi ulaşım araçlarımızla getirmeye başladık. Şimdi bu arada programımızın ismine atfen hani yeşil ekonomi dedik. Evet. Turizmin yeşile olan katkısını da aslında biraz araya sıkıştırmak lazım. Buyurun, çok memnun oluruz. Ben soracaktım zaten. Güzel. Diyoruz ki turizm işte bu ülkenin birinci sektörüdür. Tabii ki döviz getiren de birinci sektörü. İstihdam sağlayan da birinci bir sektör. Ama bunun yanında artık turizmin aldıklarının yanında bu ülkeye de biraz vermesi lazım değil mi? Nedir? Biz turistik tesisleri işletmecilerin en büyük gider kalemi enerji örneğin. Türkiye'de maalesef enerji yatırımları benim şahsi görüşümdür. Hala yanlış taraflarda gelişmekte. İşte hidroelektrik santraller, işte nükleer santraller ki nükleer santraller de artık dünyada kalkmaya başladı. Bugün Almanya bütün enerjisinin toplamının %20, %25'ini artık güneş enerjisinden sağlıyor ki bir sanayi ülkesi, dünya ihracat şampiyonu, makine ihracat şampiyonu ve dünya ihracat şampiyonu. Büyük bir sanayisi var, büyük üretim tesisleri var. Bunun %20'sini artık güneşten sağlıyor ki kaldı ki bizim ülkemizde 255 gün net güneş var. Almanya'da bu 120 gün şu anda iklimler değiştikten sonra. Bizim bunu kullanmamız lazım turizmciler olarak. Kaldı ki bununla ilgili bizim Otelciler Birliği'mizin bir çalışması var. Greening Hotels diye.
yeşil otel dediğimiz bir hadise var. Yani kendi enerjisini üretebilen ve bunu tasarruf edebilen, ürettiği enerjiyi de ayrıca tasarruf edebilen, işte atıkları ayrıştırabilen ve çöpe çöp atmayan, tabiri caizse atıklarını ayrıştırabilen, işte yaz kış enerjisini dengeleyebilen otellerimiz de artık yavaş yavaş Yani o havludan vesaireden işte başlayan müşteriyi de ya da misafiri de sizin ifadenizle bu işe katan, değil mi? Evet. Yani bu yeşil sisteme katan bir bakış açısı var. Aslında turizmci aynı zamanda çevreci, aynı zamanda yeşilci olmalı. Tabii. Yani çünkü onun altyapısı o. Başka bir şey daha gelişiyor mu acaba diye düşünüyorum. Biz işte ilk Antalya'da turizm seferberliği başladığı yıllarda işte koylarımız vesaire diye böyle dertleniyorduk. Ama şimdi görüyoruz ki turizm tesislerinin yapıldığı yerler hem denizin korunması anlamında hem doğanın korunması anlamında daha başarılı. Yani onun yerine yazlıkların vesairenin çarpık kentleşmenin olduğu yerler daha başarısız. Yani turizm aynı zamanda doğayı koruma noktasında da bir geri dönüş sağlıyor. Çünkü turizmci şunu fark etti mi sizce? Eğer doğayı korumasan bindiği dalı kesmiş olur. Bu kadar basit. Evet. Bu kadar basit. Çok güzel. Buna çok reel bir örnek vereceğim. Belek. Bugün Belek dediğimiz bölgede Türkiye'nin en nitelikli teknolojik tesisleri var ve en pahalı tesisleri de bu bölgededir. Belek eskiden kara tarafı bataklıktı. Doğal yaşamı koruyan bir bataklık değil ama. Doğal yaşamı olmayan ölü bir bölgeydi ve Belek turizme kazandırılarak oradaki tesisler teşviklenerek, yeni tesisler yapılarak ve çevreci tesisler yapılarak Belek bataklık alanı kurtarılmış, dünyaya bir marka olarak sunulmaya başlamıştır. Ve orada turizmciler ortak bir şey geliştirerek, havuz geliştirerek ortak arıtma tesisi kurmak gibi bir noktaya geldiler, değil mi? Yani biz hep, yani bana ne canım, ben işte denize atığımı atarım noktasında değil. Ortak birbirini de denetleyen, birbirini de kontrol eden. Çünkü doğanın, denizin vesairenin korunmasının esas olarak turizmcinin geleceği olduğunu bilen, yani dünyanın da geleceği tabii ama turizmcinin de geleceği olduğunu bilen bir anlayışa geldi turizmci. Bu önemli bir nokta. Zaten turizm diye ifade edilirken ne deniyor her yerde, işte siz de programlarınızda, konuklarınızla da sohbet ederken aynı ifadeyi kullanıyorsunuz. Ben de aynı, herkes aynı ifadeyi kullanıyor. Güneş, kum, deniz. Evet. Bunların hepsi doğa. Ya da doğa turizmi diyoruz. Gene doğadan bahsediyoruz. Kültür turizmi diyoruz. Doğadan bahsediyoruz. Dolayısıyla doğa yoksa turizm yok. Doğa yoksa turizm yok. Bakın, bir tane taş alın. Bir tane taş alın. Vaka bu taş içindeki işte minerallerden dolayı ya da içindeki bir takım gazlardan ya da madenlerden dolayı yanan bir taş olsun. Bir lav taşı olsun ama sürekli yanan bir taş olsun. Bu taş bir doğadır, değil mi? İşte bu doğa aynı zamanda bizim için turizmdir. Biz dünyanın her yerinden gelir o yanan taşı gösterip turist gezdirebiliriz. Dolayısıyla doğa, turizm paraleldir. Doğasız turizm olmaz. Farklı turizm kolları olur ama genel bakış açısından, genel bir bakış açısıyla baktığımız zaman doğasız turizm zaten olmaz. Şimdi biraz böyle güncele gelelim. Böyle genel bir değerlendirme yaptık. Koştu değerlendirme. Onun için size teşekkür ediyorum aynı zamanda. Biraz önce yani programa başlarken de ifade ettim. Yani her türlü turizmin sizden, hani her türlü turizmin her alanından sorularımızı yardımcı olmaya çalışabileceğinizi ifade etmiştim. Şimdi başka bir şey. Şimdi biz bu bayramda çok özellikle yerli, sizin gerçi yerli turizm sizin çok ilgi alanınız içinde değil ama yine de ben size bir tecrübeli turizmci olarak sormak istiyorum. Bu çektiğimiz çile nedir? Bu çilenin çözümü yok mudur? Yani saatlerce yollarda kalmalar, işte bazı tesislerde çifte rezervasyonların olduğuna ilişkin bilgiler. Yani bu işin çözümü yok mudur? Yani biz her böyle uzun tatil dönemlerinde karayollarında perişan olmaya mahkum muyuz? Yani bu dünyada da böyle mi oluyor? Siz mesela bunu düşünerek yabancı turistleri getirmemişsinizdir herhalde Türkiye'ye. Getirdiyseniz yandı adamlar.
Tabii bayram dönemi, bir şimdi Ramazan döneminde iç turizm hareketi çok düşükken, biz dış turizm yaptığımız için incoming dediğimiz yurt dışından, Ramazan döneminde kral bizdik yani. Otellerde rahat rahat yerimizi bulup hiç sorunsuz. Ama Ramazan'dan sonra bir uzun da bir bayram döneminde haklı olarak yerli turist dediğimiz iş turizm canlandı. Ani bir canlanma oldu ve tesislerde bir takım overbook dediğimiz oda fazlası rezervasyon hadiseleri yaşandı. Bu oluyor. Bayramlarda bu oluyor. Bunun çözümü, yani bunun trafikle alakasına sonra geleceğim. Yollardaki trafikle alakasına. Ama önemli, ona gelinmemişim. Bir şey söyleyin onunla. Yani. Tabii söyleyeceğim. Bunun çözümü ülkesel bir organizasyonla ancak başarılabilir gibi görünüyor. Çünkü 75 milyonluk bir ülkede sizin şu anda görünen 15 milyon civarında bir iş turizm hareketiniz var. Hem organize hareketler, hem self, kendi başına olan hareketler. 15 milyon civarında bir hareketin bir anda yollara dökülmesi tabii ki sıkıntı yaratıyor. Bunun önüne geçmek için bir defa ülkenin coğrafik koşullarına bakmak lazım. Ülkenin coğrafyasına bakmak lazım. Yani burada yaz varken öbür tarafta kış olabiliyor. Orada bahar varken burada güz olabiliyor. Dolayısıyla özellikle okulları. Okulları. Okulların açılış kapanış tarihlerini bizim mevsimlerimize göre ayarlamamız lazım. Şimdi bütün farklılaştırmak ülkede, lazım. Farklılaştırmak lazım. Bu bütün dünyada ülkede, böyle yapılıyor mu? Dünyada birçok ülkesinde, mevsim değişikliklerine haiz olan birçok ülkesinde bu böyledir. Siz şimdi Eylül 15'te okul açar, 1 Haziran'da kapatırsanız olacağı budur. Ama tatilleri, okul günlerini dağıtırsanız, diyelim ki çok sıcak olmayan sömestri yerlerde... Sömestr tatilinde de aynısını yapabilirsiniz. Aynı şekilde sömestr tatilinde de yapabilirsiniz. Şimdi siz doğuda şey yapan bir çocuğu, okuyan, okuluna giden bir çocuğu yazın tatile çıkarmışsınız, çok fazla bir şey ifade etmez. Zaten yazın da çok sıcak orası, buraya da yazın sıcağı getirsiniz. Ama kışın, orada kış şartları çok zor. Çocuklar okullara gidemiyorlar. Bir köyden bir köye kış şartlarında oraları tatil edin. Anladım. Yaz yani şartlarında bir kere olabilir. Okulların tatil planlarını, periyotlarını, insanları perişan etmeyecek turizmden turizm nokta, hem turizmcinin yüzünü güldürecek, hem sosyolojik olarak da çok önemli. Evet. Şimdi çocuk 2 metre karda okula gitmesi var. Baharda işte çiçekler açtığında okula gitmesi var. Yani belki bu kadar kesin çizgilerle değil ama buna yakın çizgilerle bunu ayarlamak lazım. Bu okulu lazım. Anladık. Evet. Bayramları ne yapacağız? Orada bayramların tarihini değiştirmek mümkün değil. Bayramlar her zaman baki. Bu bayramlarla ilgili bir takım önlemler alınabilir. Nasıl önlemler alınabilir? Bu iş, yurt içi ve yurt dışı turizmi dengelenebilir rezervasyon açısından. Yani kısa bir periyotta rezervasyonların yüklenmesi yerine, bu zaten okullarla da alakalı. Bayramlar şimdi yaza geliyor öyle. 3-5 sene sonra kışa dönecek bayramlar. Doğru. Şimdi önümüzdeki Kurban Bayramı Kasım ayında, o zaman problem olmayacak. Ha, anladım. Yani bu trafikle ilgili de araç kullanarak Oraya gelecektim. Şimdi bu bayram, bu geçtiğimiz, dün evvelsi gün bitirmiş olduğumuz bayram ayrı bir örnek bu. Bu başka bir şey. Zira geçtiğimiz ilçelerdeki 5000, 6000, 8000 nüfuslu ilçelerin sokaklarında bile park edecek yer kalmamıştı bu bayram. Anadolu'ya giderken, yollardan giderken. Evet. İnsanlar organizasyonlarla, seyahat ajantalarıyla tatile gittiler, bir. Yazlıklarına gittiler, iki. Hiçbir şey bulamadılar, yazlık komşularına gittiler, üç. Onu da bulamadılar, memlekete gittiler, dört. Yani insanlar bu bayram evlerinden çıktılar. Herkes çıktı. Dolayısıyla özellikle İstanbul'dan iki güne varan
seyahatler oluşmaya başladı. Yani 6 günlük, 6 saatlik, 7 saatlik yollar 24 saate tekamül etti. Tabii bunun da önlemini işte karayollarının sorumlusu ya da şeyi kimse. Mesela işte, bu bilişim kullanılarak yani birinci gün araç çıkacak araçlar işte bir yerden izin alarak falan öyle bir şey yapmak lazım. Yani bu, ya izin bu, izin olur mu bilmem. Bilmiyorum yani, ama buna bir müdahale dokunmak lazım buna. Bir de çok önemli, çok önemli. Bizim toplu ulaşım zaafımız var. Millet olarak, ülke olarak. Ama yer de bulamıyorsunuz şimdi, işte. Evet. Şimdi biz organizatör yani devlet tarafı, bu işin kamu tarafı bu işe çok fazla kulak asmazken bu işin biz tarafı yani millet tarafı da kendi olanaklarıyla bir şeyleri bir yerden bir yere gitmeyi seviyor. Örneğin İstanbul'da arabasını atlayıp yani o köprüden 2,5-1,5 saatte geçmenin ne zevki var onu bilmiyorum. Yani. Bu da bizim şeyimiz ama hani vardı da bilmedik mi diye bir soru gelebilir. Hani toplu ulaşım vardı da bilmedik. Toplu ulaşım vardı da bilmedik. O da ayrı bir soru tabii. Olsaydı binerdik ama. Evet. Olsaydı o da ayrı binerdik. Bir soru. Şimdi bu günlük turizmin günlük hayattan ki kısmını dönüp tekrar turizmin makro düzeydeki kısmına geçelim. Siz aynı zamanda seyahat acentesi. Evet. Yani onu işletiyorsunuz, o konuyu biliyorsunuz. Şöyle bir eleştiri var. Yani tam da fırsatıydı bu işte Avrupa krize girmişken bir iki tane büyük seyahat acentesini Türkler niye satın almadı? Aslında Türkiye turizm potansiyeli açısından önemli ülkelerden biri. İlk işte 7'de 8'de diye değerlendiriliyor. Bizim turizm acenteleri uyudu bu gelişme sürecinde diye bir değerlendirme var. Tam tersine bazı yabancı büyük acenteler bazı Türk acentelerini satın aldılar bu dönemde bildiğim kadarıyla. Bu işte nasıl değerlendirilebilir? Bu bizim aramızdaki bu konuşma bir şey muhabbeti işte sohbet doğru mudur yanlış mıdır? Doğrusu nasıldır? Bir eksiklik var mıdır yoksa süreç mi bu böyle? Şimdi geçtiğimiz yıllar içerisinde Avrupa'da faaliyet gösteren Türk kökenli tur operatörleri mevcuttu. Ama bunlar bu zaman içerisinde Batı Avrupa'da faaliyetlerini yürütemediler, başaramadılar. Gerek rekabetten, gerek ülke şartlarının, bulundukları ülke şartlarının getirdiği hadiselerden dolayı ve gerekse sermaye güçsüzlüğünden dolayı bu işlerini yürütemediler. Şimdi bizdeki ticari bakış açısıyla Batı'nın bakış açısı arasında fark var. Şimdi biz biraz zengin olduğumuz zaman yat alırız, kat alırız. Mümkünse hanımı da biraz değiştirme yoluna falan da gidebiliriz. Fakat biz serveti güçlendirirken Batı ekonomisi sermayeyi güçlendirdi. Yani yat almak, kat almak, işte inşaata yatırım yapmak yerine kendi sektörüne, kendi sektörüne yatırım yapmaya başladı. Ve bu bundan birkaç sene önce yaşadığımız krizlerde, Avrupa'daki krizlerde sermayesi güçlü olmayan şirketler sarsıntı geçirdiler ve zarar gördüler. Sermayesi güçlü olan şirketler çok daha büyüdüler. Onların bu büyüşlerinin yanında bizim sermayemizin esamesi okunmadı. Yani bizde çok güçlü görünen sermaye. Zaten onlar sermayeye yatırım yapmışlardı. Evet. Güçlenmeye dönük adımlar atmışlardı. Evet. Krizde de bazıları gitti ama onların yerini de bunlar aldılar. Doldurdular ve güçlenerek çıktılar. Şimdi bizim Türk kökenli tur operatörleri şu anda Rusya'da faaliyet göstermekte. Rusya'dan Türkiye'ye gelen turistlerin büyük bir kısmını da bu tur operatörleri getirmekte. Ama bunun yanında Rusya'dan başka ülkelere de operasyonlar yapıyorlar. Mesela Mısır'a, Tunus'a, işte Fas'a, işte İtalya'ya. Rusya'da, Rusya pazarında bizim tur operatörleri etkin. Etkin. Anladım. Niye ama, Almanya'da etkin değil mesela? Almanya'dan da çok turist geliyor bize. Çünkü biraz işte dediğiniz önce, gibi satın gibi. Aldılar onlar. Evet, satın aldılar ve sermayeleri Almanya'da güçlü. Almanya'da sermayeye yatırım yapmadı bizimkiler. Hayır. Evet. Hayır, biz ticari olarak zaten genel olarak böyle yapmıyoruz. Yani biz işte servete yatırım yapıyoruz. Rusya'da aynı hataya düşünebilir mi? Düşünemez. Ruslar da öyle çünkü. Servete yatırım yatırıyorlar. Ha. Ama Ruslar yani sermaye... Orada rakibimiz yok yani. Yok, ama Almanlar oraya girerse
Alırlar. Alırlar bizi. Alırlar. Aman çünkü dikkat edin. Sermaye çok güçlü. Evet, yani Almanlar ya da başka Batı Avrupalı şirketler Rus pazarına bizimle rekabet noktasında girerlerse işimiz kritik. Yani çünkü bakış açımız farklı. Evet. Yani Batı Avrupalıyla Türk şirketlerinin bakış açısı farklı. Biri güçlenmeye, şirketi güçlendirmeye dönük adımlar atıyor. Diğeri daha böyle tali yatırımlara önem veriyor. Ruslarla birbirimize benziyoruz bu noktada. Evet. Ama Avrupalılarla asla benzemiyoruz. Onlar girerse işimiz kritik. Son bir örnek vereyim. Buyurun. 2 yıl önceki dünya ihracat şampiyonu Almanya'ydı. Ama Çin gibi dünyanın her tarafına mal satan bir ülke vardı. Alman bu kadar makineyi yapıyor, satıyor. 100 euroya diyelim. Çin 500 konteyner mal satıyor 50 euro. Buradan pay biçmek lazım biraz da sermayenin gücü açısından. Teknolojiye de yatırım yapıyor yani. Tabii. Evet, şimdi geldik biraz böyle şey Antalya. Gerçi sizin Antalya uzmanlık alanını beleyebildiğinize göre Antalya'da biliyorsunuz. Antalya'da mesela şey diyor Antalya Sanayi Ticaret Odası Başkanı, artık buraya otel yapılmasın. Yani burası dursun, burası farklı bir konsepte taşınsın. Bodrum'da daha farklı bir durum var. Yukarı çıkın Kuşadası, işte o kruvizör turizminde istenen noktada değil. Böyle bölge bölge bir değerlendirme yapar mısınız? Şimdi Antalya dediğimiz zaman Türkiye'nin ilk turizm projesi, altyapı projesi 1974 yılında Kemer için yapıldı. Türkiye'nin yapılmış, bugüne değin yapılmış tek altyapı projesidir. Başka yok. Başka yok. Sonra önce üst yapıyı yapıyoruz, sonra altyapı yapıyoruz. Şimdi öbür taraflara gittiğimiz zaman ve buradaki altyapı projesi de 300 birimlik proje, şu anda üzerinde 1200 birimlik tesisler var. Yani 4 katı. Öbür taraflara baktığımız zaman da işte Antalya, işte Lara, Kundu, Belek, işte Side, Manavgat, işte kıyıdan Alanya'ya kadar gidin. O bölgede de gerçekten hem çok iyi tesislerimiz var hem altyapı sorunlarımız var. Bu altyapı sorunları bir şekilde halledilebilir. İyi bir organizasyonla kısa dönemde ya da orta vadede altyapı sorunları halledilebilir. Fakat burada önemli ve öncelikli olan bu tesislerin daha uzun vadelerde çalıştırılabilmesi. Yani 12 ay. 12 ay. O hikaye. 12 ay sürdürülebilir turizmi burada oturtmak. İşte yapıyorlar lazım. Mesela futbol diyorlar, golf diyorlar. Evet. Yapıyorlar golf, ama yeterli futbol, değil herhalde. Yeterli değil. İşte kongreler, işte kongre merkezleri. Sürdürülebilir 12 aylık turizmi buraya. Kenti dahil etmiyorlar belki ondan mı? Evet. Buradaki en büyük sıkıntı, o bölgedeki en büyük sıkıntı, tesisler mükemmel. Ama tesis dışı bir yaşam yok. Tesis dışı günlük hayatı belki da... Belki kongreleri kent içinde yapmak lazım. Evet. Yani hiç değilse insanlar tesisten kongrelere giderken bir işte Antalya'yı görme şansına... Antalya çok gizlenecek bir kent değil, güzel bir kent. Evet, Antalya, güzel bir kent. Şimdi sonra yani Bodrum mesela kendi kendine bir tarz oldu herhalde değil mi? Evet. Bunun için de yani Antalya Ticaret Odası'nın söylediği şey doğru. Yeni tesis yapılmasın zaten. Var yani zaten. Var, yarısı boş geçiyor. Yarısı. Hani her yer doldu deniyor ya. Bu senenin 90 günü. Yani onun yerine diğer gün, diğer zamanları doldurmak mutlaka lazım. Doldurmak lazım. Antalya'da öyle. Bu tarafa geçiyoruz. Marmaris'e gelelim. Hani böyle mesela, kıyıdan hemen kıyıdan gidelim. Evet, Marmaris'e geldiğimiz zaman Marmaris gerçekten dağla denizin, ormanla denizin birleştiği bir bölgeyken şimdi ormanlar tepelerin böyle biraz daha üstlerine doğru çıkmaya başladı Marmaris'te. Ve ormanlar böyle tepelerin gerilerine doğru gidecek. Düşmeye başladı. Ve burada maalesef maden yatırım izni verildi. Ve bu ormanlar madencilerin aramaları için işte ruhsatlandırıldı. Şimdi bu konuda bu olumsuz mücadele bir var. Olumsuz bir gelişme. Halbuki Marmaris dar bir alan ve hem şehir özelliği olan hem resort tatil beldesi özelliği olan bir yerdi. Çok güzel balı vardı Marmaris balı her yerde meşhur falan. Bir balla aslında orası farklı bir noktaya taşınabilir. Çok farklı bir noktaya taşınırdı ve şu andakinden daha fazla gelir elde edilebilirdi. Oradan geçelim Bodrum'a. Bodrum'un en büyük kaybı yüksek kapasiteli ve yüksek yıldızlı otellerdir. Hatırlar mısınız?
Bundan 20 kayıp? Sene 30 sene önce Bodrum'a gittiğiniz zaman yerel özellikli pansiyonlar vardı, küçük evet. Bir yıldızlı ya da işte iki yıldızlı küçük oteller şömineli, vardı. Şömineli, kışın özellikle. Buralarda kalınırdı. Evet. Şimdi bu oteller artık çalışmıyor. Bodrum'un içinde Bodrum'u yaşayarak tatil yapardınız. Değil mi? Tabii. Ondan sonra garaja giderdiniz, oradan dolmuşlara binip koylara gidip denize girerdiniz. Ya da denizden teknelerle denize girerdiniz. Böyle bir turizm varken şu anda Bodrum'da yatak kapasitesinin %70'i büyük kapasiteli otellerde. Aynı Antalya'daki gibi gene turist geliyor. Göya Bodrum'a geliyor. Bodrum'un özelliği ne? Bu dediğimiz özelliklerde. Hayır. Tesiste her şey dahil kalıyor. Ondan sonra gidiyor havalarına, biniyor uçağına, dönüyor. Nereye gittin? İşte bilmem ne oteline gittim diyor önce. Hmm. Neredeydi o? Ya neredeydi? Heh, Bodrum'daydı. Artık cevaplar artık böyle. Artık öyle o hale. Ama bu çok kötü bir durum aslında. Bu çok acınası yani bir durum. Yani biz burada tercih, yani turizm de bir politika geliştirme noktasında çok başarılı değil. Çok geç kaldık. Evet. Çok geç kaldık. Şimdi geldik Kuşadası. Sizin uzmanlık alanınız. Evet, Kuşadası. Kuşadası'nda da sınıfta kalmış vaziyetteyiz gibi Kuşadası, geliyor bana. Kuşadası Türkiye'nin ilk tatil, evet, yaz tatili turizminin yapıldığı yer. İşte bu Fransız tatil köylerinin ilk gelip orada tesis açtıkları yer. Maalesef Kuşadası'nda, Kuşadası'nın sahili kaç kilometredir sizce? Kadınlar Plajı dediğiniz yer mi? Toplam Kuşadası'nın sahili, toplam sahili. Bilmiyorum, uzun bir sahil. Ta Milli Park'a kadar, yani Adası'nın dibine kadar diyelim, karşısı Yunan Adası, 40 kilometre. 40 kilometre. Ve şu anda sahil yok ama. Denize gireceğiniz yer yok orada. Şu anda 1 kilometre sahili tek parça bulamazsınız. Yani o 1 kilometre denize girilebilecek şeyde, evet, de değil. Yani değil. Şimdi imkanlarda da değil. Nasıl anlatılır bilmiyorum da yani düzenleme çok kötü. Kötü. Dikine tabii, giriyorlar orada da. Bizim Karadenizliler gibi dikine giriyorlar denize. Tabii yeni yeni düzenlemeler falan filan var ama şimdi tahribat çok fazla orada. Yekpare en uzun plajlardan bir tanesi Long Beach dediğimiz yer. Yani Yavansu'dan Milli Park'a kadar olan kısım ve Milli Park dahil olmak üzere. Burası Türkiye'nin en çok ikinci konutunun olduğu yer. Kurtarılır mı Kuşadası? O konutların hepsini yıkın. Yıkın. Oraya 4-5 tane golf alanları olan işte yüksek nitelikli tatil köyleri yapın. Türkiye'nin o bölgenin turizm gelirleri 2 milyar dolar katın diyorsun. Kaç 2 milyar dolar? Öyle daha mi? Fazla. O kadar. Peki. Şimdi zamanımızın son bölümünde sizin yeni bir niş iş alanlarına denk geliyor bugünlerde. Sık sık dün de öyle bir alanı işledik. Siz bir yeni alana girdiniz, evet, turizmde. Bu da farklı bir alan. Sörf ama başka bir sörf. Evet. Biraz anlatın bize. Bu arada arkadaşlarımız da ekrana getirirlerse görüntüleri. Bu kite surf dediğimiz bir hadise. Yani uçurtma sörfü. Biz sörf olarak yelken sörfünü biliriz, wind surf, rüzgar sörfünü biliriz. Bu Türkiye'de yeni bir hadise. Yeni bir hadise dediğimde şu an ekranda da görüyorsunuz. Evet. İşte altta bir şey tahtası var, sörf tahtası ve belden bağlanan bir uçurtma var. Bu uçurtma küçük bir paraşüt gibidir ve rüzgar uçurtmanın içini doldurur. Bu sizi sörf tahtası üzerinde hareket ettirir. Ve rüzgarın şiddetine göre de hızlı gidersiniz, yavaş gidersiniz, havada dönersiniz. Adrenalini çok yüksek, riski çok düşük olan ve çok fazla da güç harcamayacağınız bir spor dalı. Dolayısıyla bu bizim yeşil turizme de çok, çok yan yana duran bir... Yabancılar dünyada yaygınlaşmaya başladı. Dünyada windsurf'ün önünde şu anda. Önünde. Bizde daha değil ama. Bizde yeni yeni başladı. Yeni bu, siz nerede yapıyorsunuz bunu? Bu Gökova'nın Akyaka ilçesinde. Ha. Başka yerde var mı Türkiye'de? Şu anda başka yerlerde de var ama Akyaka'nın bu sörf alanı dediğimiz yer bu işe çok uygun olan bir yer. Yani dünya kitesurf literatürüne girmiş olan bir yer. Başka yerlerde de yapılıyor ama burada önemli olan rüzgarın şiddetinin oranı. Yani çok, çok şiddetli olmaması lazım. Çok düşük alıp götürür, olmaması değil mi lazım. Alıp götürür yani. Olduğu yerde yere bırakır yani. Dolayısıyla o alan hem suyun sığlığı açısından
hem rüzgarın şiddeti ve yönü açısından. Tabii kitesurf'te de rüzgarın denizden karaya esmesi lazım. Karadan denize estiği zaman alır sizi Yunan adalarına pasaportsuz giriş yaptırabilir. Evet. Dolayısıyla bu Türkiye'de de gelişen bir spor ve turizm dalı. Zaten Türkiye'ye gelen yabancılar da bunu duydukları zaman o bölge Marmaris'e çok yakın. Marmaris, Bodrum ve Dalaman'a çok yakın. Akyaka'ya gelip orada eğer ki biliyorlarsa maden gibi bir iş aslında. Evet, bu maden izni vereceğine bunun iznini yaygınlaştır. Evet, bu havadan tam para kazanıyorsunuz bunda. Havadan ve sudan para kazanıyorsunuz. Havadan sudan para kazanıyorsunuz. Yani hiç doğaya bir zararınız olmuyor. Hiçbir zararınız yok. Aksine korunması açısından çok faydalı. Orası öyle bir yer ki Celal Bey gidin görün. Cennet gibi bir yer. Orayı bir bıraksana bu sörf mörf olmasa birileri gelir teslimiyetsiz yapar. Allah muhafaza. Hem doğal yaşam alanı olur. Sörften başka bir şey yapılmayacak bir yer orası. Evet, yani kesinlikle. Biz onu, yani yapmayın. Her yere yapıyorsunuz evet, zaten. Orada oraya yapmayın. Da yapmayın. Orada da sörf olsun yani. Evet. Evet yani bir, o da yani çok aldığınız her para burada şey gideri de yok. Yani yumurta da vermiyorsunuz adama. Hava yok. Ve su veriyorsunuz. Havadan suyu da vermiyorsunuz yani. Su orada kalıyor. Su orada kalıyor. Evet yani bu tür niş alanlar turizmde de belki yaratılmalı. Belki sizinle bir başka programda oturup kültür turizmini de konuşabiliriz. Kültür turizmine ilişkin gelişmeleri de konuşabiliriz. Belki kışa doğru bir Uludağ. Yapalım. Orada da tesisleriniz var. Uludağ'da nasıl işte 12 ay esas orada da problem değil mi? 12 ay. Orada da çok sınırlı. Örneğin sadece kar yağdığı zaman bir turizm karda var. Karda yağmadı geçen sene. Geçen sene de yağmadı. O da olmadı. O da olmadı. Yani orada da tabii ki 12 ay yayılan bir projenin şeyini yapmak mesela lazım. Mesela orada da yürüyüşler falan yapılabilir. Kışın, yazın da öyle şeyler yapılabilir. Ara ara yapılıyor ama çok işte tesis altyapısı yaza uygun olmadığı için ve çevre düzenlemesi olmadığı için bizim bütün kışlık bölgelerimizde oralara yeni yatırımlar yapılması şart bu anlamda. Evet. Yani o yeni yatırımlar yaparken onu daha zarar vermeden o yatırımları. Tabii. Çünkü turizm doğal hayatı koruyoruz. Korumazsak turizm yok. Yok. Yani onu biliyoruz. Evet. Turizmci o anlamda en çevreci olmak durumunda. Çünkü varlık nedeni bu. Bu konuda da turizm sektörü belli bir mesafe kat etmiş vaziyette. Kendi kendine hiç kimseye bir şey demeden yeşil oteller zincirleri ya da herkes bu otel işte şuna dikkat etmektedir. Levhaları koyma noktasına geldi. Yani orada benim naçizane otelci arkadaşlarıma tavsiyem Greening Hotels programına katılmalıdırlar. Her otelin yeşil otel olması Türkiye ekonomisine turizmden gelen gelir kadar katkıda bulunacaktır. Belki rezidanslarla ilgili de konuşmamız lazım. Sizin rezidansınız da var. Rezidanslı evet. Ama temel felsefe doğru yere yapmak. Şimdi değil mi? Yani öyle bir yere yapacaksınız ki geçerken size uğrayacak mutlaka. Şimdi dükkanı, dağ başına rezidans yaptınız mı gitmiyor kimse. Dükkanı iyi yerde açmak lazım. Dükkanı iyi yerde. Tabii rezidans işletmeleri Türkiye'de yeni gelişen bir hadise ve henüz emekleme devresinde. Buradaki hadise kişiye özel servis vermek ve uzun süreli kiralamalar yapmak. Bu da yani bir otel yatırımından çok daha fazla bir yatırımı gerektiriyor. Kişiye özel servislerde kişiye özel insanlarla çalışmak gerekiyor. Eleman kalitesinin yüksek olması lazım. Olması gerekiyor. Dolayısıyla gelişmekte olan bir sektör, i̇şte, rezidans bu sektörü. Bu da biraz önce sörfte verdiğiniz örnek gibi Türk turizmcisinin bakması ya da incelemesi gereken alanlardan yeni bir trend. Evet. Trend. Çok teşekkür ediyorum. Ara sıra gelin sohbet edelim, turizmi konuşalım. Çok hoştu sohbet. Yeni bilgiler bu şey ne oldu, sörfle gelişmeler var mı yok mu? Gidip geldiğiniz zaman da sıcak bilgileri bize taşıyın. Kaç turist gelmiş bu sene? Toplam sörf turizmi, kitesurf turizmi ne kadar olmuş? Bunları konuşmak isteriz sizinle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Efendim yeşil ekonomide yeşil bir konuğumuz vardı. Daha doğrusu sektörün yeşil olması gerektiğini savunan bir konuğumuz vardı. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından başka bir konuğumuzla devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın efendim.